Sevgili dostlar, her hayatın kendi içinde kaçınılmazlar diyebileceğimiz tarafları vardır. Yani biz istesek de istemesek de hayat hepimize olumsuzluklar yaşatır. Hiç şüphesiz Freud'un hayatı da kaçınılmazlarla doluydu. Freud fikirleri nedeniyle dışlandı, hor görüldü, dalga geçildi. Freud evladını kaybetti, torununu kaybetti. Evlat acısı, torun acısı yaşadı. Bir dönem meydanlarda kitapları yakıldı, sürgün edildi, kanserle boğuştu. Fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşadı. Peki Freud bu kaçınılmazları yaşadığında kendisini nasıl iyileştiriyordu? Freud'un güçlü ilaçları var mıydı? Varsa bunlar nelerdi? Elbette vardı. Olmaz mı? Freud'un çok güçlü ilaçları vardı. Ve Freud'un en güçlü 3 ilacı şunlardı. Bilgi, okumak ve çalışmak. Freud için bu üçü güçlü birer ilaçtı. Bilgi, okumak ve çalışmak. Bu üçünü kısa kısa açmaya çalışalım. Bilgi. Bilgi Freud'un en güçlü ilaçlarından bir tanesi. Freud bilgiye aç. Bilgiyi çok seviyor. Öğrenmeyi, öğretmeyi çok seviyor. Ömrünü bilgiye, öğrenmeye, öğretmeye adamış. Bilgi Freud'u güçlendiriyor, ayağa kaldırıyor, iyileştiriyor. Bilgi onun için çok önemli. Öğrenmek onun için çok önemli. Ve bu bilgi dediğim olayı, yani bu öğrenmek dediğim olayı yaşadığı negatifliklerde de devreye sokuyor Freud. Bakın şöyle bir teknik geliştirmiş kendince. Diyor ki hayatın içinde olumsuzluklar yaşayacağım. Kaçınılmazlar benim de başıma gelecek diyor. Ama burada önemli olan yaşadığım bu negatifliklerde neler öğrendiğim. Kendimle, başkalarıyla, dünyayla, hayatla ilgili neler öğrendiğim, hangi bilgilere ulaştığım çok önemli diyor. Bilgi bir nevi yaşanan negatifliklerin tazminatı gibi, kazancı gibi. Bunu bir somut örnekle genişletmeye çalışayım. Üniversite yıllarında Freud arkadaşları tarafından dışlanmış. Dışlanmış. Kendi cümleleriyle şöyle söylüyor. Benden ikinci sınıf insan gibi davranmamı beklediler. Bakın bir negatiflik yaşamış. Dışlanma gibi bir olayla karşılaşmış. Benden ikinci sınıf insan gibi davranmamı beklediler diyor. Peki ne yapıyor? Bakın kendi kendine şunu soruyor. Başkalarının seninle ilgili ön yargılı ve art niyetli bakışları senin kendine bakışını bozacak mı? Senin kendine bakışını etkileyecek mi? Hayır diyor. Buna izin vermedim. İkinci sınıf insan gibi yaşamadım, davranmadım. Tüm varlığımı en güçlü şekilde ortaya koydum diyor. Bakın bir negatiflik var ve buradan Freud'un elde ettiği bir bilgi var kendisiyle ilgili. Ve o bilgi şu, başkalarının benle ilgili art niyetli ve ön yargılı bakışları benim kendime bakışımı bozamaz. Bu biraz neye benziyor biliyor musunuz? Kung Fu Panda filmlerini izlediyseniz, animasyon filmlerini, ikincisi veya üçüncüsüyü tam hatırlamıyorum, sonunda bir sahne var. Po'nun üstüne böyle ateş topları geliyor. Ve Po o ateş toplarını tutuyor, eviriyor, çeviriyor, yönetiyor. O kadar güzel sahnelerdi ki o ateş toplarını yönetme sahneleri. Biraz Freud'unki buna benziyor. Ateş toplarını yönetmeyi biliyor. Tabii ki yara alıyor, tabii ki zorlanıyor, tabii ki hayal kırıklıkları yaşıyor, morali bozuluyor, üzülüyor. Ama öyle ya da böyle kendisini iyileştirmeyi, ayağa kalkmayı biliyor. Ve bilgi Freud için en güçlü ayağa kalkma yöntemlerinden bir tanesi. En güçlü ilaçlardan bir tanesi. Freud ömrünü bilgiye, öğrenmeye ve öğretmeye adadı. İkincisi okumak dedik. Onunla da ilgili bir örnek verelim. Freud görüşlerini bilim insanlarının olduğu bir ortamda sunmuştu. Biliyorsunuz cinsellikle ilgili teorilerini anlatmıştı orada. Ve Freud'u dinleyen bilim insanları Freud'a güldüler. Kendi aralarında kıkırdadılar.
baya baya Freud'la dalga geçtiler. Bu adam bize böyle ne masalları anlatıyor dediler. Bunlar bilimsel gerçeklere çok benzemiyor. Bunlar peri masalı dediler. Dalga geçtiler Freud'la. Ve Freud o sunumdan sonra tabii ki üzüldü, hayal kırıklığı yaşadı ama kendisini hemen iyileştirmeyi bildi. İlk örnekte vermiştim. Başkalarının benle ilgili ön yargılı bakışları benim kendime bakışımı bozamaz dedi. Böyle dedi ve o sunumdan eve döndüğünde ilk yaptığı şey şuydu. Kütüphanesine gitmek. Kitaplarının arasına gitti, kütüphanesine gitti ve kitap okumak. Bakın böyle negatif bir olay yaşıyor, hayal kırıklığı yaşıyor ve eve gelip kitap okumaya başlıyor, çalışmaya başlıyor. Okumak, çalışmak onu iyileştiriyor. Ve o gün o sunumdan sonra eve geldiğinde duvarına şöyle bir motto yazıyor. Düşünmeden çalış. Yani şunu diyor Freud kendine. Sen doğru yolda olduğunu biliyorsun. İnsanların seninle ilgili önyargılı ve art niyetli bakışları senin kendine bakışını bozamaz. Sen doğru bildiğin yolda yürümeye devam edeceksin. Düşünmeden çalış. Sonunu düşünme. Ne olacağını düşünme. Sen doğru yoldasın. Çalış, çalış, çalış diyor. Oku, oku, oku diyor. Bu onun çok güçlü bir şekilde iyileşme tekniği, ayağa kalkma, güçlenme tekniği. Ve de 3, çalışmak. Aslında hepsi birbiriyle ilişkili ama ben böyle ayrı ayrı almak istedim. Ve 3, çalışmak. Ona da bir örnek vermek istiyorum. Freud'un kızı Sophie ne yazık ki İspanyol gribinden ölüyor. Ve onun ölümünün ardından tabii ki acısını çekiyor, yasını yaşıyor Freud ama sonra çalışmaya devam ediyor. Arkadaşına yazdığı mektupta şöyle söylüyor. Eşim hala kendisini toparlayamadı. Ben kısmen kendimi toparlamaya çalışıyorum ama çalışmaya da başladım diyor. Evet acımı çektim, üzüntümü çok derinden yaşadım. Bu çok sarsıcı bir olay. Kızımızı kaybetmiş olmak bizi çok derinden sarstı, çok üzdü. Ama ben bir yerde çalışmaya tekrar başladım diyor. Ve de o mektupta bakın şöyle bir cümle var. Seanslar devam etmeli diyor. Terapiler devam etmeli diyor. Hani gösteri dünyasının bir mottosu vardır ya, show must go on diye, gösteri devam etmeli diye, bunu Freud psikoterapilere uyguluyor. Terapi devam etmeli. Çalışmak, çalışmak, çalışmak Freud'un en güçlü ilacıydı. Freud çalıştıkça güçleniyor, çalıştıkça iyileşiyordu. Evet, Freud'un kendini iyileştirme yöntemlerinden bahsetmeye çalıştım. Bilgi, okumak ve çalışmak. Freud'un 3 güçlü ilacı. Gösteri dünyasının o mottosuyla bitirelim. Show must go on. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.